Merhaba. Türk siyasi hayatında dört parti kalmış, HDP oyundan atılmıştır. Vardır ama yoktur. Sıradaki ilk seçime girmesinin engellenice açıktır. Bağımsız adayların da bu defa şansların olacağına pek ihtimal vermiyorum. Dört partiden kastım AKP, CHP, MHP ve İyi Parti. CHP tek başına rejimin sigortasıdır. 18 yıllık AKP döneminde girdiği tüm seçimlerde oy oranı 19 ile 26 arasında gidip gelmiştir. Misyonu rejimin meşruiyetini sağlamak ve alternatif muhalefeti bastırmaktır. Haliyle CHP'nin yaptıkları siyasi hata değildir. Zararsız alanda yüzlerce konuda bağırır çağırır. Gel gelelim kritik konularda iktidara öyle destek çıkar ki şaşarsınız. Raydan çıkmak üzere olan rejimi kritik hamlelerle hizaya sokar. Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının dokunulmazlıklarını kaldırıp onları hapse tıktıran CHP'dir. Sorsanız o hal oylamasına destek vermemiştir. Fakat Yeni Kapı'ya gidip tek adam rejiminin yanında hizalanan CHP'dir. Rejimin resmi söylemine temel hiçbir itirazı olmadığı gibi altında imzası vardır. Mühim bir parantez, e, CHP'liler korkmasın bu rejimde sırtları yere gelmez. Erdoğan'ın meselesi CHP değil, muhalefetin kendine karşı birleşmesini istemiyor. Millet ittifakını dağıtmaya çalışıyor, CHP'yi bitirmeye değil. Medya mahallesinin misyonu da 3 aşağı 5 yukarı CHP'ninkine yakındır. Çoğunu tanırım, gazeteci milleti kusura bakmasın ülkede muhalif basın yoktur. Rejim yargısına, savaş politikasına ses etmeden, o hale teslim olup mağdurlara alan açmadan, Kürt siyasetini yok sayarak, doğruya doğru diyebiliyorken eğriye eğri diyemeden nasıl gazetecilik oluyorsa o kadarını yapıyorlar. 5-6 farklı medya grubunda, ondan fazla kurumda, 25 yıl kadar çalıştığım Türk medyasında utanma duygusu yoktur. Sicili ne kadar berbat olursa olsun, ellerini yıkayıp çıkarlar. Sonra döner dönem belgeselleri, yazı dizileri yaparlar. Biz Hancı, politikacılar, yolcu masalını anlatmaya bayılırlar. Tek başına Hürriyet gazetesi Türk basınının tipik bir iz düşümüdür esasen. Misal ölümünün ardından gazetede Bekir Coşkun'a tam sayfa güzelleme yapan Ertuğrul Özkök 11 sene önce maliye sopasıyla üst üste vergi cezaları gelince Emin Çolaşan'ı kovan ardından Bekir Coşkun'la yollarını ayıran genel yayın yönetmenidir. Okurun hafızası yoktur nasılsa. Hürriyet Özkök'ten sonraki yayın yönetmeni Enis Berberoğlu'na bile sahip çıkamamıştır. Bekir Coşkun Hürriyet'teki son yazısını 28 Ağustos 2009'da kaleme almıştı. Şöyle bitiyordu. Biat etmeyenleri tek tek asıyorlar her suç işlediklerinde, her izanlarını, vicdanlarını, akıllarını yitirdiklerinde, işledikleri suça bir suçlu bulmak gerektiğinde, ilmiyi bir başkasının boynuna geçiriyorlar. Asılanların boynunda hep aynı yafta var. Ortalık yine karışık. Birisini asacaklar.